ayrıca alırız. Kıymetli basın mensupları, çok değerli belediye başkanı, meclis üyesi arkadaşlarım, hepiniz saygılarımla selamlıyorum. Bugün burada Anka Parkı kısa bir ziyaret çerçevesinde gördüğümüz, yaptığımız tespitleri ve düşüncelerimizi sizinle paylaşacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanlığı olarak bu açıklamayı yapıyoruz. Konuşmamızın devamında da tespitlerimizi ifade eden metni de sizlerle paylaşacağız. Evet, 2019 Mart ayında açıldığında Anka Park, yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük tematik parkıydı. Şimdi biraz önce gördüğümüz manzarada ise Anka Park bir bölümüyle aslında hayalet bir parka dönüştürülmeye çalışılmış. Anka Park'a yapılan yatırım ve Ankaralı hemşehrilerimizin milyonları ve milli servet aslında çürütülmüş ve heba edilmiş durumda. Burada tam bir ihmal ve iş bilmezlik ile birlikte oluşan bir kamu zararı var. Bunu konuşmamın başında ifade etmek isterim. Anka Park'ta oluşan bu kamu zararının bir an evvel tespit edilerek sorumluların adalet önünde hesap vermesi lazım. Konuşmamın başında özellikle bu tespitlerimi sizinle paylaşmak istedim. Peki neden Anka Park harabe haline getirildi? Avrupa'nın en büyük tema parkı olarak inşa edilen ve hizmete açılan, aylarca insanlarımızın, yüz binlerce insanın gelip ziyaret ettiği Anka Park, Anka Park'ın enkaz hale getirilmesinin sorumlusu kim? Evet, hemen bunu ifade etmek isterim ki Anka Park'ın enkaz haline getirilmesinin sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mansur Yavaş'tır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir önerge vererek komisyon marifetiyle Anka Park'ta oluşan zararın tam olarak tespit edilmesini ve sorumluların cezalandırılması açısından oluşan kamu zararının ödenmesiyle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyorum. 2019 seçimlerinden Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Sayın Mansur Yavaş'ın aslında ilk işi Anka Park'la uğraşmak olmuştur. Ankara'ya değer katacak, halkımızın hayat kalitesini artıracak yeni projeler yapmak yerine Sayın Yavaş mevcut işleri ve projeleri aslında Şentepe teleferiğinde olduğu gibi Anka Park'ında kapısına kilit vurmuştur. Şimdi burada basit bir tespit yapmak istiyorum ve devamında bir soru sormak istiyorum. Tüm Ankaralı hemşehrilerime ve aslında kıymetli basın mensuplarıma da bu soruyu sormak istiyorum. 2019 seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Mehmet Özaseki kazansaydı, yani 2019 seçimleriyle birlikte AK Parti olarak biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini devam ettirseydik, Anka Park bu harabe haline gelir miydi? Yani bugün 3,5 yıl sonra böyle bir basın toplantısı yapsaydık Anka Park'ta bu manzarayı mı görürdük? Binlerce insanın dolaştığı, gencin eğlendiği, özellikle yaz ayındayız şu anda, burada yoğun bir trafiği mi, insan trafiğini mi görürdük? Eğlenen, güzel vakit geçiren insanları mı görürdük? Bence bu soru çok önemli. Ve bu sorunun cevabı o kadar net ki, biz Büyükşehir Belediyesi'nde yönetime devam ediyor olsaydık, Anka Park Avrupa'nın bir numaralı tema parkı olarak saat gibi tıkır tıkır çalışır ve devamında da aslında hayvanat bahçesiyle beraber Ankara'nın değil sadece tüm Türkiye'nin en önemli değeri haline gelirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi maalesef enkaz edebiyat yaparak Anka Park'ı enkaza çevirmiştir. Ve verdiği sözlerin hiçbirini tutamadığı gibi Sayın Yavaş maalesef milli servet olarak inşa edilen Anka Park gibi böylesine devasa bir projeyi maalesef siyasi hırsı uğruna aslında devri sabık haline dönüştürerek en azından bir bölümünü harabeye çevirmiştir. Bugün harabeye çevrilen
bir bölümünü gezdik. Gerçi kapalı alanları gezemedik ama harabeye çevrilen işte bir takım tahribata uğrayan alanları gezdiğimiz Anka Park'la ilgili burada böyle bir basın toplantısı yapmak aslında bizi de çok üzüyor. Keşke Sayın Yavaş 2019 yılında görevi devraldığında Anka Park'ı siyasi bir malzeme haline getirmeseydi ve burası insanlarla dolu cıvıl cıvıl bir mekan haline gelseydi ve nasıl Altın Park daha önceden 5 dönem öncesinde belediye başkanı tarafından başlatılmış, devamında pek çok belediye başkanı tarafından projenin devamı yapılmış ve şu anda Ankara'nın en güzel projelerinden bir tanesi ise Altın Park, Anka Park'ta böyle olabilirdi maalesef.